İskenderun Birnoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda Şaban Kekeç ve yönetim kurulu oy birliğiyle güven tazeledi. AK Parti Atay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve oda başkanlarının yanı sıra kooperatif üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen genel kurulda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Şaban Kekeç, Mehmet Ordulu, Adil Köybaşı, Nurettin Tabaş, Ahmet Hamdi Çelik. Yedek üyeler ise Tuncay Kekeç, Salih Kaynak ve Ahmet Kıyılı. Denetim kurulu asil ve yedek isimler ise şöyle: Mehmet Uğurlu, Fatih Sarsılmaz, Özgür Özer ve Fadime Özkan. Hatay Esnaf Odaları Başkan Vekili Uğur Fırat, Denizciler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Sönmez, İkinoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Remzi Çaylı'nın da katıldıkları genel kurulda divan başkanlığını birlik başkanı İsmail Toklucu yaptı. AK Parti Atay Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Orhan Karasayar yaptığı konuşmada, esnafların kredi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Ankara'da üst düzey görüşmelerinin olumlu karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü noktasında ellerinin güçlü olduğunu belirterek, ülkenin ve bölgenin yaşadığı sorunların yakın zamanda çözüme kavuşması için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. Bunun neticesinde vergilerinizi ödeyerek ülkemize, devletimize yük olmadan hayatınızı idame ettirmenin mücadelesini veriyorsunuz. Tabii ki geldiğimiz süreçte, günümüzde ben de hem esnaf çocuğu hem de bir esnaf olarak esnaflığın, ticaretin gün geçtikçe daha da zorlaştığını, pasta paylaşımının daha da fazla arttığını bilen kardeşlerinizden biriyim. Daha zorlanıyorsunuz, işlerinizi yürütmekte, büyütmekte birçok güçlüklerle karşı karşıya geliyorsunuz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar nasıl bu sorunları aşmanın mücadelesini vermişsek, bundan sonra da sizleri İskenderun'umuzda daha güçlü bir şekilde ticaret yapmanın, sorunları birlikte aşmanın mücadelesini vereceğiz. Tabii bunu başarabilmek için arkadaşlar, bunu yapabilmemiz için de pastayı büyütmemiz gerekiyor. Çünkü pastayı büyütmediğimiz zaman sürekli sizin yanınızda çalışan kalfalar, çıraklar büyüyor, aynı işi yapmak zorunda kalıyor. Ama pastayı büyütebilirsek, hepimize, hep birlikte bunu paylaştığımızda gücümüz daha da artacak. Tabii diğer bir sorun, hep beraber aşmaya çalıştığımız, bununla alakalı da geçen dönem perakendeciler yasasıyla biraz da olsa önüne geçmeye çalıştığımız AVM'ler sorunu. Şimdi kalite ve fiyat sınır tanımaz derler, bilirsiniz. İmkanlar oluşturulduğu zaman vatandaşı bir yere kadar tutabiliyorsunuz. Ama bizler de esnafımızı güçlendirebilmek için, esnafımızın daha fazla hak sahibi olabilmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim kendi bölgemiz için esas amacımız buralarda yatırımları çoğaltmak. Buralarda pastayı arttırmak. Bunun için biliyorsunuz limanımızı özelleştirdik. Avanos tünelimiz projesi bitirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları içerisinde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte işte başbakanımızla görüştük. Bunu özellikle görüşmek için Cumhurbaşkanımızla randevu aldık. Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Ulaştırma Bakanımızla sürekli birlikteyiz, takipimizde. Bölgemizin Türkiye'nin de çılgın projelerinden dediğimiz bu proje hayata geçirildiğinde 110 bin dönüm arazi sanayi açılacak. Bizim şanslı tarafımız il olarak, bölge olarak da bu alana şu anda talipliler, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar doldurmuş durumda. Hasta tüneli ve diğer yatırım alanlarının bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Orhan Karasayar, bölgede yaşanan yatırımcı bolluğunun büyük bir kazanım ve avantaj olduğuna dikkat çekti. Bizim yatırımcı problemimiz de yok. Tabii ki bu işte Körfez'de olmamız, limanımızın olması, deniz bölgesi olmamız, Orta Doğu'ya açılan kapı olmamız, bunların tamamı bizim elimizi güçlendiriyor. Tabii bunun dışında da yine bölgemizde yapılacak çok ciddi yatırımlar var. Yer sorunumuz vardı. Yer sorunumuzda Avanos tüneli açıyoruz. İnanın sizler adına zaten buradaki birçok oda başkanımızı şahsen yerinde yılda en az iki kez bugüne kadar ziyaret etmişimdir. Sizlerden aldığımız bilgilerle sizlerin bize iletmiş olduğu sorunları ilgili bakanlarımıza, başbakanımıza taşıyarak belli oranda çözüm üretmeye çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte İskenderun'umuza hizmetleri, yatırımları getirebilmek için, sizlerin önünü açabilmek için elimizden ne geliyorsa 24 saat
mücadele etmeye hazırız arkadaşlar. Tabii kooperatife gelince biz sağ olsun Şaban Başkanımız kooperatif aldığı günden bugüne kadar çok güzel hizmetler üretti. Genel Başkan Abdülkadir Bey de benim çok samimi arkadaşım. Kardeşlerim daha ileri dostluklarımız. İskender'in kooperatifimizin her zaman önceliği oldu. Bu yıl sonunda biraz sıkıntımız olmuş, kendisiyle görüştüm. Yıl sonunda geçmiş yıllarda da yaşanan bir problemdi bu. Onunla alakalı da gerekli yardımı, gerekli desteği kendisi talimat vererek yaptırdı. İnşallah bu ay sonunda da sizin kredi taleplerinizin tamamı karşılanacak. Yani İskender'in kooperatifimizin sizlerin de genel kurulda, genel merkezde ayrıca önem taşıyan ayrıca özelliğiniz var. Birnoğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Kekeş'te yaptığı konuşmada esnafların can simidi konumundaki kooperatifin talepleri karşılama noktasında sıkıntı yaşamadığını ve piyasalardaki daralmadan kaynaklı sorunların en kısa sürede çözüme kavuşması temennisini dile getirdi.